Merhaba arkadaşlar, bugün size nazar boncuklu tülbent oyası yapımını anlatacağım. Bunun için küçük halkalara ihtiyacımız var. Kiremik ipimize, önce ipimize bir zincir çekiyoruz, küçük halkamızdan alıyoruz ve halkaya sabitliyoruz. Şimdi buraya bir zincir çekiyoruz. 2 ile trabzan yapıyoruz. Evet. Tekrar 20 tane trabzan olana kadar halkamızı dolduruyoruz. Devam ediyoruz. Başını doluyoruz. 2 defa da topluyoruz. 2 de trabzan yapıyoruz. Şimdi halkamızı kapatıyoruz. Eğer büyük olmasını istiyorsanız bir sırada beyaz renk dolanabilirsiniz. Şimdi mavi ipimize geçiyoruz. Yine ipimizden bir zincir yapıyoruz. Önceki halkamızın tepesine tutturuyoruz. Zincir çekiyoruz. Her trabzandan, her trabzanın tepesinden bir trabzan yapıyoruz. Ara ara aynı yerden 2 tane trabzan yapıyoruz. Aynı yere tekrar bir trabzan daha yapıyoruz. Aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz. Ve motifimizi büyütüyoruz. Evet, daha büyük olmasını istiyorsanız sarı rengimizin üzerine bir sırada beyaz yapabilirsiniz. Bir trabzan daha yapıyoruz.
hepimizi büyütüyoruz. Şimdi ilk baştaki ilmekten tekrar halkamızı sık iğneyle kapatıyoruz. Bu şekilde motiflerimizi hazırlıyoruz. Evet, motiflerimizi eğer büyük olmasını istiyorsa bu şekilde 3 defa yapıyoruz. Bir sarı, 2. sıra beyaz, 3. sıra mavi olarak bu şekilde. Şimdi tülbentimize başlıyoruz. Önceden tığ işi zürafamızı yapıyoruz. Üstünden devam ediyoruz. Buraya bir örümcek yapıyoruz. Ara sus olarak tığımıza 2 defa dönüyoruz. 3. zürafadan 3 trabzan yapıyoruz ve tepesine 5 zincir çekiyoruz. Burada bir pırpır yapıyoruz. Böyle 5 ya da 6 tane sık iğne yapıyoruz. Diğer zürafanın içinden kapatıyoruz. Bu şekilde. Şimdi örümcek yapıyoruz. 5-6 tane zincir çekiyoruz. Örümceğin tepesinden halkamızı zinciri kapatıyoruz ve halka yapıyoruz. Şimdi beş tane zincir çekiyoruz. Tekrar tığımıza 2 defa dönüyoruz. 3 defa daha topluyoruz. Tekrar 5 tane zincir çekiyoruz. Tepesine pırpır yapıyoruz. 5 sık iğne ile aşağı iniyoruz. Beş. Buraya bir kilit yapalım. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın tepesine 2 defa doluyoruz. 3 defa da topluyoruz. Tekrar tepesine 5 tane zincir çekiyoruz. Pırpır yapıyoruz. Sık iğne ile aşağı iniyoruz. Tekrar kilitliyoruz. Şimdi yaptığımız motifleri ekliyoruz. Şimdi motifimizden bu şekilde sık iğne ile tutturuyoruz. Buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Motifi sabitliyoruz. Tekrar 5 tane zincir çekiyoruz. Halkanın içini tığımıza 2 defa tepesine doluyoruz ve 3 defa da topluyoruz. Tekrar tepesine
5 tane zincir çekiyoruz. Kesme kırpı yapıyoruz. Ve 5 tane sık iğneyle dolduruyoruz. Yapıyoruz. Dört tane zürafa, beşinci zürafadan sonra beşinci zürafayı kapatıyoruz örümceğimize. Bu şekilde. Şimdi tekrar bir örümcek yapıyoruz tepesine. Tığımızın tepesine iki defa doluyoruz. Ve üçüncü zürafadan tekrar bir, iki, üç defa da doluyoruz. Tekrar beş tane zincir çekiyoruz. Pırpır yapıyoruz. Beş ya da altı tane sık iğneyle dolduruyoruz. Diğer tarafları kapatıyoruz. Bu şekilde ara süsümüzü yapıyoruz. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım.